Merhabalar değerli arkadaşlar. Artık atandım. Nelere dikkat etmeliyim para biriktirme konusunda ve nasıl birikim yapabilirim? Bunlardan bahsedeceğiz. Birkaç arkadaştan buna dair sorular gelmişti. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar, hoş geldin sen de. Yine beraberiz her zaman olduğu gibi. Çocuk izin verdi. Hemen başlıyorum arkadaşlar. İlk önce nelere dikkat etmeliyiz? Her ay kesinlikle maaşınızdan belirli miktarda parayı kenara koyun arkadaşlar. 4000 lira maaşınız varsa 2000 lirasını kenara koyun. Daha sonra kalanını harcayın. Yani bu sistemi oturtmazsanız eğer harcadığımın üstünü biriktiririm derseniz o zaman bu birikim miktarı oldukça azalmış olur. Dolayısıyla bu size sıkıntı yaratır. Sonunda elinizde Genellikle para kalmamış olur. yatırımınızı arkadaşlar ay başında yapın. Yani ay başında kenara yatıracağınız parayı bir kenara koyun. Harcayacağınız parayı bir kenara koyun. Ay sonuna kadar bu parayı Evet. yetirmeye çalışın. Tabii ki bu noktada mobil bankacılık kullanın. Zaten kullanıyorsunuzdur herhalde. Bundan sonra kullanın ya Daha da. güvenli olduğunu düşünüyoruz biz. Eskiden annelerimiz falan yastık altında falan da biriktiriyorlarmış ama Ya bir de böyle şimdi olunca hani maaş hırsızlık geldi olayı mi falan. hemen geçiriyorsun. Hani öteki türlü eline geçiyor. Şunu da alayım bari falan yapıyorsun. Neyse şimdi size çok 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 önemli vurucu bir madde söylüyorum arkadaşlar. Bunu biz de yaşadıkça fark ettik. Akıllı olan kişiler ne yapıyor biliyor musunuz? Borcum var diyor. Kredi çektim diyor. Ailem kredi çekti diyor vesaire. Bizim bir arkadaşımız vardı mesela. Adı Abdülhüseyin olsun. Bu Abdülhüseyin 3 sene boyunca bize borcumuz var dedi. Kredi çektim, kredi çektim. Ailemin kredi borcu var, bilmem ne borcu var dedi, 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 dedi. Yani hiçbir şeye para harcamadı bu şekilde. Hiç kimse tabii ki borç istemiyor, bilmem ne yapamıyor falan. Hiçbir şeye katılışmasını istemiyor falan. 3 senenin sonunda ne yaptı adam? En son dedi ki ben işte sıfır araba alacağım. Oğlum dedik hani senin çok borcun vardı. Hiç 3 sene boyunca hiçbir şeye para harcamadın falan. O zaman vay anasını dedim ya. Yani arkadaşlar bu Evet. borcum var lafını hani millet size sormadan önce siz söyleyin ki Sizden hani borç bu durumda isteyemesinler. sizden borç isteme olayı olamamış oluyor. Evet, benim de bir arkadaşım vardı aynı şekilde. Yani sürekli borcum var, kredi çektik, ev aldık bilmem nereden, onu ödememiz lazım diyor. Bir sene sonra duyuyorum, diyor ki işte onun borcunu bitirdik, başka yerden tarla aldık. Sonra bir sene sonra duyuyorum, onun borcunu bitirdim, şimdi araba borcu ödüyorum. Onu bir sene sonra duyuyorum, başka bir şeyin borcu. Hep borcu vardı ama hep başka bir şeyler oluyordu Evet yani. yani ağızda olsun en azından ki hani sıkıntı olmasın öteki türlü. Bir başka maddemiz arkadaşlar ne az çalışın ne fazla çalışın. Az çalışırsanız ekonomiz bozulur. Çok çalışırsanız siz bozulursunuz. İkisi de sıkıntı yani. Yani sağlığın da elden gitmesine gerek yok. Ama az çalışırsanız da ekonominiz elden gider. O da gerek yok. Yine ek gelirler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ne gibi? İşte sınav görevi gibi, yurt nöbeti gibi. Egzersiz açabilirsiniz arkadaşlar. Hafta sonu kurslarınızı çoğaltabilirsiniz. Yani bunun sınırı gitgide çoğalıyor aslında. Hani her şeyi yapabilirsiniz ama tabii bir yerden sonra bizim de bünyemiz var ve 65 yaşına kadar çalışacağız. Evet. Yani bu sene bütün gücümle çalışacağım. E seneye ne olacak? Seneye de bütün gücümle Yine çalışacağım. kendinizi Kendiniz bozmadan. yıpranırsınız Evet. yani. Yani üst sınırı bilerek hani abartmadan yapmalısınız bunu. Yine sizin ek nitelikleriniz varsa bunu saydırmayı ihmal etmeyin. İşte dil puanı, yüksek lisans gibi. Bunların da yine gelirinize arttığı düzeyde hani size hiçbir şey yapmadan katkısı olacak arkadaşlar. Bu koyduğunuz paraya asla dokunmamalısınız. Bir başka maddemiz bu. 3 ay koydun. 3 aydan sonra ya ben bari bir çamaşır makinesi alayım deyip o parayı oradan al. Hadi yine başlarım. Böyle yaparsanız bu para asla birikmez arkadaşlar. O yüzden paraya asla dokunmuyorsunuz. Kendinize hedefler koyun arkadaşlar. Yani bence bu önemli. İşte paramı biriktireceğim. İşte şu kadar olduğu zaman araba alacağım. İşte şu kadar olduğu zaman ev alacağım. Şu kadar olduğu zaman şunu yapacağım. Ya da hani düğün için biriktiriyorum. Bilmem ne için biriktiriyorum. Hani birikimlerinizin de bir hedefi olsun. Yoksa hani biriktir 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 orada birikmesinin çok da bir şeyi yok yani. Zevkinizi de bırakmayın arkadaşlar bir taraftan. Sonuçta yani atandık artık, huzura erdik. E tabii ki yani kendinizi para biriktirmeye de adamayın yani. Hani böyle dedik diye yanlış anlamayın yani bunu da. Yani bir taraftan ufak ufak da keyfinizi çıkartmaya devam edin. Yani ben mesela fotoğraf makinesi aldım. Onunla alakalı gezdim. Gezdim, tozdum falan. Ama bir taraftan para da biriktirdim. Yani her ikisini yine dediğim gibi dengede tutmanız lazım. Yani hiç ölmeyecek gibi dünya için, yarın ölecek gibi. Yani siz Ahiret ölmeyecek için. gibi. Ahiret için Namaza dönüyor çalışıyoruz iş oradan yani. peygamberim. Neyse. Dikkat edilecek hususlar konusunda son maddemiz de arkadaşlar paranızı hesaplayın. Ek dersinizi hesaplayın.
Başkasına bırakmayın, utanmayın. Siz orada bir iş yapıyorsunuz. Yani sadece bilgisayara giriyor. İşte bilgisayar kendisi hesaplıyor ona göre. Ama o da hata yapabilir. Hepimiz insanız, hepimiz hata Yanlış giriş yapabiliriz. yapıyor bazen. Senin yaptığın kursu düşünmemiş oluyor mesela. Sen yapmış oluyorsun ama o kursun parasını yatırmıyor, unutuyor, gözünden kaçıyor. O yüzden her ay mutlaka düzenli olarak siz kendiniz elinize geçecek parayı 3 aşağı 5 yukarı hesaplarsınız arkadaşlar. Maaş Ya videomuz vardı bizim. Oradan da bakabilirsiniz. değişik geldiyse de gidin sorun, burada utanılacak bir şey yok yani. Hani burada hepimiz iş yapıyoruz. Onlar da bunun için para alıyor. Benim maaşımı hesaplamak için alıyor. Ve yanlış yapabiliyor yani onlar da. Hani sizde bir sıkıntı yok yani. Gidip sorabilirsiniz. Ben böyle hesapladım ama niye böyle diye. Ben sorarım yani. Hani hatalı çıktığı da olmuştur arkadaşlar. O yüzden bunu hesaplamayı ihmal Etmeyin. etmiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dikkat edilecek hususlarda belirlediğimiz bu maddeler vardı. Peki nasıl biriktiriyoruz para? Siz başka hangi yollarla biriktirebilirsiniz? Bundan bahsedelim biraz da. Arkadaşlar yani bizim 7 yıllık deneyimimizden çıkarttığımız sonuç altın hesabı. Evet Yani arkadaşlar, başka yolları denedik biz kendi çapımızda. Ben işte ilk atandığım dönemde kredi çektim. Krediyle bir şeylere girmeye çalıştım falan. Ama hadi onun dini boyutu falan beni birazcık rahatsız ediyordu hani vicdanen. O yüzden o kısmı bırakmak zorunda kaldım. Yoksa o şekilde de çok güzel yatırım yapanlar var yani. Hani bazen cazip geliyor ama. Onun haricinde kuyumcudan altın alıp kenara koyduğum yani zamanlar fiziki falan oldu. altın veya fiziki paralarla birikim yapabilirsiniz. Neyse biz kendi yolumuzdan bahsedelim şu anda. Ben de bari önce yaptığımdan bahsedeyim. İlk atandığım zaman ben de 3 sene borsayla uğraştım. Çok sevdiğimden daha önceki videolarımızda biraz bahsetmiştim. Ama 3 senenin sonunda hani hiçbir yere ulaşamadığımı fark ettim. Ve anne baba tavsiyesiyle altın alma muhabbetinin mantıklılığını bir düşündüm. Ve denemeye başladım ben de. Sonuç olarak bir yatırım hesabınız olsun. Bu da altın hesabı olsun. Çünkü altın zaten daima yükseliyor. Hem de altın paranız da bu şekilde hani piyasanın da içinde kalmış olur. Yani devlete de bir zarar olmamış olur. Yani altın hesabına her ay ne yapın? İşte dediğim gibi mesela 2000 lira limit koyun. O 2000 lirayı her ay altın hesabına yatırın. Her ay altın hesabına yatırın. O mutlaka artıyor arkadaşlar. Sonunda da bir birikiminiz oluşmuş olacak. Birikim elde etmiş olacaksınız. Ve yükselmiş de oluyor. Dolayısıyla size her türlü kar getirmiş olacak. Dediğim gibi farklı yollar deneyebilirsiniz. Siz kendi bileceğiniz iş tabii ki. Dediğim gibi kredi çekme olaylarına hani bu sizin kendi kişisel görüşünüzdür tabii ki. Biz Girebilirsiniz. tamamen Hani saygı duyuyoruz arkadaşlar. Yani bu yani konuda şöyledir, böyledir değil. Biz sadece yöntemlerini Yani ben hiç çekmedim. Yani siz tabii ki çekebilirsiniz. Bu herkesin kendi görüşüdür arkadaşlar. Veya TL hesabında biriktirebilirsiniz. Yani kendi paramızın hesabında biriktirebilirsiniz. Tahvil, bono gibi farklı şeyler var. Bunlar da işte hani günlük, gecelik, işte gösteriyoruz. aylık şeyler var. Bunlardan kullanabilirsiniz. Hani sizin bileceğiniz şeyler. Veya işte eşimin daha önce yaptığı gibi hani arsaya, işte kooperatife veya tarla alabilirsiniz. Araba alabilirsiniz. İlla ki bu hani kredi çekmek anlamına gelmiyor. Mesela bazen arabayı işte galeriler, yani o sıfır satanlar mesela kendileri taksit Taksitle yaparak veriyor. satabiliyorlar. Ev almak isterseniz veya işte bazı firmalar kendileri firma bünyesinde taksit yapıp satabiliyorlar. Mesela bu şekillerde de yapabilirsiniz. Veya en klasik yöntemdir. Aileye para verip onların sizin için biriktirmesini isteyebilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Yani bu şekilde de aileniz sizin için biriktirebilir. Bunda da ters bir şey yok yani. Bu şekilde arkadaşlar bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Biz de dediğimiz gibi altın hesabını kullanıyoruz. Bugün arkadaşlar nasıl birikim yapmalıyım ve birikim yaparken nelere dikkat etmeliyim bu konudan bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni video fikirleriniz olursa bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşmek üzere.